karaciğerimdeki yükseklikler. Bir aktardan zayıflama tozu aldım. Daha önce de internette görmüştüm bu zayıflama tozlarını. Kilolarımdan şikayetçi olduğum için bunu kullanma gereksinimde bulundum. Gidip aldım ve pazar günü akşam bu ilaca başladım. Hatta pazar günü sabah başladım ilaca. 3 kaşık yoğurdun içine 1 kaşık tozu koyuyorsun. O tozla birlikte yani bir şey yememen gerekiyor. Ve ben hiçbir şey yemeyerek kullandım bunu. 2 gün boyunca mide bulantım devam etti. Gecesi saat 2 suları falan. Yurtta kalıyorum ben burada. Orada işte çok fena kötü oldum. Mide bulantısı, baş ağrısı ve tansiyonum düşüyordu sürekli. O yüzden işte ambulansı aradık ve ambulans geldi. Cumhuriyet Üniversitesi acil servisine geldik. Ambulansa getirildim. Ve bana serum yapıldı. İşte kan alındı. İğne falan yapıldı. Karaciğerimde değerlerinde yükseklik görünmüş. İşte daha fazla kullanırsam karaciğerime vuracağını ve bundan dolayı da hani iflas eşiğine kadar gidebileceği söylendi bana. Bunları kullanmamam gerektiği söylenildi. Ve aldığım aktarda bunlarla ilgili bana hiçbir şey söylenmedi. Tamam, sosyal medyada bu ürünler çok özendiriliyor ve genelde genç nesil olarak biz çok kullanıyoruz bunları. Çünkü kilolarımızdan çok şikayetçiyiz ve bu devirde insanlardan da alıyoruz bu işte çok kilolusun, şöylesin, böylesin deyip bu ilaçlara daha çok yönlendiriliyoruz. O yüzden bu ilaçları kullanmayıp daha doğal yollarla spor yaparak, egzersiz yaparak, işte genelde diyetisyenlere başvurarak bu konularda yardımcı olunmasını isteyin. Ve benim gibi olup sonunu düşünmeden hiçbir şey yapmayın. Çünkü ben biraz daha fazla kullanıp bu konulara çok üstüne düşmeseydim bu konuların, belki ölümcül olacaktı. Belki karaciğerimi bile kaybedebilirdim. Siz onlardan olmayın. Özenmeyin internette yapılan şeylere, yazılan ilaçlara. Şöyle. Üç kaşığa bir kaşık, üç yoğurda bir kaşık bunu koyuyordum.